Herkese merhaba arkadaşlar. Civilization 4 İngiltere serimize 3. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölümde göçmenimizi kaybetmiştik. Bu acı olay. Unutulmaz tabi. Ama yenisini üretiriz. Sıkıntı yok. Onun haricinde birkaç devletle aramız kötüleşmeye başladı. Özellikle İran ve İspanya'yla. Mali ve Yunanistan'la aramız hemen hemen iyi. Yakın bölgelerdeki devletlerden bahsediyorum. Çok tanımadığımız devletler de var. Mesela İran'la tanıştık ama tam olarak yerlerini bilmiyoruz. Veya Mısır'la veya Cengiz Han'la veya Ruslarla. Ki Ruslarla tanışmadık bile. Cengiz Han'ı görebiliyoruz. Bu arada York ve Londra'dan da Angkor Wat ve Ayasofya'yı bulmaya devam ediyoruz. Amacımız da araştırmada teknoloji olarak özgürlükçülüğe ulaşmak. Bu sayede kağıt ve eğitim üzerinden gideceğiz. Özgürlükçülüğü bulacağız. Bu sayede ilk bulana, ilk keşfedene bir ücretsiz teknoloji sağladığı için özellikle bunu yapıyoruz. Onun haricinde barut birimlerinde yavaş yavaş tüfekli artık ateşli silahlara geçmeye başladık. İşte askeri gelenekten tüfekli atlı yani süvariden bahsediyoruz. Veya yine şövalye ve yelkenli başka ne var? Bir birim daha vardı sanki. Evet burada tokmaklı falan. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş askeri teknoloji de yenilenmeye başladı. Biz de bununla gerisinde kalmak istemeyiz ama öncelikli olarak özgürlükçülüğü keşfetmemiz önemli. Göçmeni kaybettik bu arada kuzeyde geçen bölüm. Yeni bir göçmen üretmek zor bir şey değil. Üretiriz. Dalgınlığımıza geldi o. Bu arada Paris 14'ü görmüş arkadaşlar. Yani bayağı uçmuş. Biz 9'u bile zor görüyorken. Sana doktor 1 özelliği verelim. Ve sen şu kuzeye git bakalım. Evet. Burada da sen buraya bir yol yap. Hazır oradayken. Tamamdır. Yine Yahudi şehirlerinde ne olup ne bitiyor onların hepsini görebiliyoruz. Dost da olsalar, düşman da olsalar. Dünyanın din dağılımına baktığımızda hatırı sayılır bir devlet. İskenderlerimiz gerçekten iyi ya. Sadece din konusunda sıkıntı çekiyoruz. Hatırı sayılır bir devlet Konfüçyüsçülüğü kabul etmiş. Çoğunluk Yahudilerden yana. Isabel'in öncülüğünde Mansa Musa da Budizm üzerinden gidiyor. Bu arada sen bir şuraya git. Hemen atlayalım. Cengiz Han herhangi bir dine mensup değil. Daha oraya hiçbir din yayılmamış. Katerina'yı tanımıyoruz. Moskova'da neler oluyor neler bitiyor bilmiyoruz onu. Şöyle hemen şu kayıt pardon tur arasında bir bakalım. Daha İslamiyet keşfedilmemiş bu arada. %26 ile en yaygın din Yahudilik. Onun da başını biz çekiyoruz. Sonra Konfüçyüsçülük geliyor. Pardon Budizm geliyor %19'da. Sonra Konfüçyüsçülük geliyor. Taoizm daha yeni keşfedildiği için daha yayılmamış. Hinduizm ilk keşfedilen din olmasına rağmen çok fazla yayamamışlar. Zaten keşfeden de şu an yani kendi dinine sahip değil. Başkasının dinini kullanıyor muhtemelen. Bu arada sen artık otomatik takıl. Sen de şuraya doğru git bakalım. Hemen Londra'mıza dönelim. Oo burası gelişmeye devam ediyor. Tamam sıkıntı yok. Demişsiniz ki arkadaşlar abi niye şehirlerin yiyecek stoklarını eritmeye çalışıyorsun, durduruyorsun. Çünkü gelişmelerini engellemek için çok fazla gelişirlerse çok fazla kızgınlık oluyor. Şehirde yani mutsuzluk oluyor. Mutsuzluk olunca da verim bölgelerini kullanamıyoruz. Yani şu çevredeki yuvarlakları şunları kullanamıyoruz. Şu an bakın -1'deyiz. Çünkü mutsuzluk mutluluğu geçmiş durumda. Onun için ha bu 9 olmuş ha 8 olmuş hiçbir şey fark etmiyor. 8 olup gelişmesini engellemek için şunu kaldırmak da şehri hızlandırıyor. Bakın göreceksiniz. Şu mavi şey kullanınca azalıyor. Çıkarınca artıyor. Onun için hani birazcık aç bırakıp pardon şunu yine otomatiğe alayım. Bu arada bunu keşfetmeyi hızlandıralım. Evet böyle daha iyi. Birazcık aç bırakıp hızlandırmasını sağlıyoruz. Tam puan kaybedecek duruma geldi. Yani mesela diyelim ki 6'dan 5'e düşecek durumda iken tekrar yiyecek basıyoruz ve onu o durumdan kurtarıyoruz. O şekilde de bir taktik oluyor. Bunların hepsi manuel taktik. Tabi otomatik olarak hiç elleme edebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama ben hani grama hesap, kuruşa hesap ettiğim için böyle bir hesap yapmam, böyle bir politika izlemem gerekiyor. Yahudilik Timbuktu'ya yayıldı. Güzel. Timbuktu sanırsam. Evet başkenti. Hacı senin başkentinde bir tek Yahudilik yaymış ama sen herhalde diğer şehirlerine Budizm yaydı diye Budist oldun. Belki Mansa Musa'yı Mali'ye Yahudiliğe çekebiliriz. Timbuktu tamam o da güzel.
Ayasofya'ya daha var biraz. Ayasofya için hızlandırabiliriz o durumu. Fena da olmaz açıkçası. Adamlar at arabası bulmuşlar. Biz daha atlı okçular bile üretmedik. Şimdi hacı muhtemelen diğer şehri şöyle bakalım şu kaynaklara. Kaynak haritamız nerede? Tamam. 1, 2, 1, 2 tam şuraya kurarız. Sen şurada onun için dur. Bu arada adamız güvene alındı. Hemen şuraya da çıkartacağız. Şurada bir tane yelkenimiz vardı. Pardon. Kayığımız vardı. Evet. Şimdi Angkor Wat güzel gidiyor da Ayasofya konusunda biraz daha hızlandırma iyi olabilir. Şöyle yapalım. Birinizi alabilirim şuraya bir maden yapsın diye ama şimdilik gerekmez. Tamam kalsın. Gerçekten York hızlı bir şehir oldu. Hızlı üretim yapan bir şehir oldu. Bu çok hoşuma gidiyor. Londra'da verdiğimiz büyük peygamberlerle ve tabii başkent olmasından kaynaklı güzel bir hızı ve gelişmişliği de var ayrıca Londra'nın. Onun için York ne ya? Londra ile York'un birleşimi. York. York ve Londra söyleyemedim. Medeniyetimizi ileriye taşıyacak en önemli iki şehrimiz. Hızlı konuşunca takılıyor insan ya. Ben biraz yavaş konuşmaya çalışmam lazım. Kağıdın bulunması da bir tur kalmış. Bu da güzel. 23 gelirimiz var her tur. Bu da süper. Hatta 1084 altına ulaşmışız. Demirhane bulundu. Bu çok güzel bir şey. Bize deniz fenerini keşfetmemizi öneriyor. Kütüphane daha iyi olabilir. Bence kütüphaneyi bulsun. Biraz teknoloji açısından kendimize gelelim. Ondan sonra deniz fenerine geçeriz. Kütüphane önemli. Evet, bu arada Angkor Wat'ın bulunmasına az kaldı. Aman bizden önce biri bulmasın. Napolyon bürokrasiye geçmiş. Geçsin. Hala Napolyon birinciliğini sürdürüyor. Biz de ikinciliğe kazık çakmış gibi görünüyoruz. Bu arada kağıdı bulduk. Eğitimi bulmak için bayağı bir tur var. 29 tur var ya. Bu çok fazla. O zaman biraz teknoloji ticareti yapacağız. Musa. 990 mühendislik. Fazla kağıt. Fazla değil. Hacı buna ne istiyorsun? Kağıdı istiyorsun. Peki böyle ne dersin? 160'da altın isterim diyorsun. Olabilir. Olabilir. Olsun. Kabul ediyoruz. Evet, Mansa Musa'yı Yahudiliğe geçirdik. Artık o da bizim Yahudiler kulübüne üye oldu. Böylece yelkenli de üretebiliyoruz artık. Jules Caesar'a bakalım. Bize sinirli zaten teknolojik açıdan öndeyiz. Kiros'tan da öndeyiz. Biz sinirli ama. Bismarck ne haber? Of, Bismarck'la aramız çok güzel. Kamu hizmetleri mi olmuş kanka? Henüz bu teknolojinin uzaklara yayılmasını istemiyormuş. Of, bayağı öndeyiz ya. Var ya bir savaş çıkartabiliriz yani. Napolyon'a saldır desek, şunları versek saldıracakmış. O bayağı da bir şey istiyor ama. Hacı, bunları boş ver de bir anlaşma yapalım. Dünya haritası ver. Bunun için ne istiyorsun? Bayağı istiyorsun. Peki ben sana dünya haritası versem 7486. Yani bizim dünya haritamız 106'ın değerinde mi? Bunu mu demeye çalışıyorsun? O zaman senle değil de Cengiz Han'a dünya haritası vermem diyor. Sizi yeterince sevmiyoruz. Niye? Aramız bayağı iyi. İlginç. Peki Mansacım, Musacık, sen ne diyorsun? 516. Peki şey versek? 310. Ha. Güzel, fena değil ama senin haritan çok cezbetmiyor beni. Jules Caesar hiç vermez herhalde. Selahattin. Selahattin de vermiyor. Kiros hiç vermez. Isabel hiç vermez. O yüzümüze tükürüyor. Aynen. İskender. Sen de vermiyorsun. İskender, seninle aramız iyi ya. Yahudiliğe niye geçmiyorsun? Halkımızın çok azı bu inanca sahip. Doğru söylüyorsun hacı. Napolyon. Napolyon'u saldırtabiliyoruz. Napolyon Bismarck'a saldırırsan ne istersin? Çok da fazla bir şey istemiyor aslında. Neyse, bu teknolojiye gitmek güzel. Şimdi o zaman Bismarck'tan alabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Ama Bismarck'tan dünya haritası alıp doğuya bakabiliriz. Birazcık para verebiliriz Bismarck'a. 480 diyorsun. Peki buna ne dersin? Olmaz. Peki benim bunun için ne verirsin bana? 16. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Olmaz hacı. İyi. Sen de İngiltere'yi görme. Nasıl olsa benim adaya çıkamıyorsunuz. Şimdi bunu versek yine 4 tur diyor. Verelim gitsin o zaman. Salamanca nerede? Tam olarak İspanya'nın kıyısında. Bu arada Roma orduları
Almanya topraklarına girdi ama aralarında savaş yok. Çıksa haberimiz olurdu. Vay, büyük mühendis çıkmış galiba. Büyük bilgin çıkmış Fransa'da. Selahattin de bürokrasiye geçti. Herkes bürokrasiye geçiyor. Ne var bu bürokraside? Bürokrasiye geçmek için kamu hizmetine geçmemek lazım. Vay. Biz önce bu şunları bulalım da. Hadi bakalım. Eğitimin olursa olsun bulmamız lazım. Ne kadar uzun sürerse sürsün. Önemli bizim için. Bu arada güzel bir teknoloji varsa belki onu buluruz. 24 tur diyor aslında kutsal hak için. Bu arada kutsal doğruydu. Kutsal hak yaptım. Bir arkadaşımız da çok doğru bir tespit yapmış. Hani divine right olan çeviriyi ben kutsal doğru olarak şey yapmıştım. Ama biraz düşününce kutsal hak diye çevirmek daha doğru. Tanrı'dan aldığı kutsal hak liderin. Yani şeyden bahsediyoruz. Tanrısal monarşilerden bahsediyoruz. Orta çağa geldiğimiz için zaten. O akımın, o anlayışın moda olduğu bir devirdeyiz şu anda. O yüzden kutsal hak diye çevirmek daha doğru. Bence yani İslamiyet'i biz bulmayalım. Bizim bulmamıza gerek yok. Yani sonuçta bu bir oyun. Bu arada yine peygamber çıkmış. Kutsal hakkı bulmamızı sağlayacakmış. İsterseniz keşfedelim. Ben böyle demişken bu denk gelmişse hadi sizin için kutsal hakkı biz keşfedelim. Bakalım ne gelecek. İslamiyet geldi mi? Gelmedi. Ama 11 turda keşfedebiliriz. Tamam, hadi şimdi İslamiyet'i bulalım. Bak, bundan tekrar buna geçtiğinde kaldığım yerden mi devam ediyor? Galiba evet. Tamam. O zaman kutsal hakkı ilk biz bulalım. Ve İslamiyet'i keşfedelim. İslamiyet'i dünyaya yaymak gibi bir amacım olur mu? Belki olabilir. Şu an ama Yahudilik kendi kendine hazır bu kadar yayılmışken çok onunla uğraşmak gerekmiyor. Bu arada şunu yapsak güzel olur. Ama ilk önce bir göçmen üretsek, gerçi bir işçi yapsak daha önemli. Ama bunu da yapsak daha önemli. Ne yapsak ne etsek bilemedim. Önce bir işçi bulalım. Sen yardır. Tamamdır. Bu arada sen yardırırken göçmeni de 3 tura getiriyor musun? Getiriyorsun. O zaman sen bir göçmen bul. Önce bir göçmen. Önce bir şu adamızı, kıtamızı tamamlayalım. Daha doğrusu adamızı ilk söyledim, daha doğruydu. Kutsal Akış'a 8 turumuz kaldı. Adım adım İslamiyet'e gidiyoruz. Bütün şehirlerime yayarım ama İslamiyet'e. Onda kesin yani. Kalıtsal kurala benimsemiş, benimsesin. Angkor Wat ne zaman bulacak? Pardon, Ayasofya. 4 turu kalmış. Ayasofya için biraz daha hızlandırma yapamaz mıyız? 3 tura iniyor. Şöyle yapsa aslında inmesin ya 3 tura. Yazık. Yani şehre yazık, aç bırakmayalım. Evet, Frankfurt'ta da burada da koyun varmış. Oyunun normal haritasında bu arada alüminyum yoktu. Koyunu görünce söyleyeyim. Bu arada İtalyan orduları hakikaten fazla girdi Almanya'ya. Fransa da ordularını Paris'e doğru kaydırıyor. Değişik şeyler oluyor şu anda. Barbarlar geziniyor. Malilerle şey yap. Hacı, bak saçma sapan zaten Hristiyanlığa tapmışsın. Şu başındaki hilalden utan. Aramızda berbat. Mali'yi zaten çevirdik kendimize. Hiçbir sorunumuz yok. Onun için saçma sapan tekliflerle gelme bize. Kütüphane kurduk. Bu güzel. Sana deniz feneri için söz vermiştik. Hadi o zaman keşfet deniz fenerini. Yani kur. Keşfet değil de. Tamam, bu da güzel. 3 tur sonra Ayasofya tamamdır. Bu tur göçmenimiz çıkıyor. Bu da güzel. Kolezyum bulup ondan sonra tekrardan iki göçmen çıkartabilirim. Londra'da. Çünkü İrlanda'nın bulunduğu adaya da iyice yayılmamız lazım. Başkası çıkarma yapmadan. İlk önce kendi adamızı bir tamamlayalım da ondan sonra hallederiz. Bir Kolezyumu keşfetsen. Sen de gel bakalım şuraya. Evet, güzel oldu. Bu arada kutsal hakkı bulacağız da. Kiros sen. Mansa Musa. Hacı sen kalıtsal kural var mı sende ya?
Bismarck, sende kalıtsal kural vardı. Hala vermek istemiyor musun? İstemiyorsun. Napolyon. Oo, Napolyon bayağı bir şey bulmuş. Hacı artık teknoloji ticaretine gelmiyorsunuz yani. Ne oldu? Teknoloji ambargosu falan mı koydunuz? Öyle bir karar mı aldınız? Bütün dünyaya İslamiyet'e yayabilirim aslında. Çok da fazla Yahudi şehir yok. Yani patır patır Müslüman misyoner çıkartırsak. Aa, güzel orman oluştu. Aferin aferin. İşçimiz çıkıyor mu? Hayır. Ayasofya bu tur bulunuyor. Güzel. Yine bulunuyor diyorum. Çaktırmayın. O kuruluyor anlamında. İnşa ediliyor. Aslında İngilizce'deki found kelimesini kullanıyor gibiyim. Hani found hem bulmak hem de kurmak anlamında ya. Mesela the city founded bilmem ne falan filan yani. Şehir şu yılda kuruldu. Erken. Bu arada adam güzel bir anlaşma sunuyor. Artık kamu hizmetlerini veririm diyorsun. Ve hiç de fena değil. Pazarlık yapalım hacı. Müzik verelim. Ne istersin? Yine 810 diyorsun. Tamam. Kağıt da güzel. Müzik ne veriyor? Askeri geleneği bulmayı sağlıyor. İlk keşfeden büyük sanatçı. Ha, demek ki biz ilk keşfetmemişiz. Aslında güzel konuşuyorsun. Güzel konuşuyorsun. Bence de evet. Anlaşmada kabul ediyorum. Çünkü biz daha büyük bir teknoloji keşfetmiş olacağız. Bu arada Ayasofya'yı bulduk. Kuruluşunu izlemenizi istiyorum. Çünkü bizim ülkemizde bulunan bir yapı. Evet. Buradaki kuruluşların gerçeğini yansıtmadığı şuradan belli. Direkt camisiyle beraber inşa etti. Hani önce, pardon, cami dedim, bakmayın, minareleriyle beraber. Önce kilise halinde yapması gerekiyordu. Sonra minareleri çıksaydı daha güzel olurdu. Bu arada çalışma hızımız gördüğünüz gibi %50 artacak, işçilerin çalışma hızı. Ve bu da çok güzel olacak. Şimdi gelelim buraya. Sen şey bulmuştun, deniz feneri. Su kemeri bulsan da güzel olur. Pazar da bulsan güzel olur. Adliye de bulsan güzel olur. Bir şunu aradan kaldır ya. Artık tahıl ambarı olsun her şehrimizde. Sen bir demirhaneyi bul. Tamam. Artık biz de bürokrasiye geçebiliriz. Bir bakalım şuraya. Şimdi diyelim ki bürokrasiye geçtik. Ondan sonra buradan da onu boş ver. Buna geçsek bir tür. Tamam, böyle bir devrim yapalım. Serfliği kabul edeceğiz. Çünkü işçilerin hızı %50 artıyor. %50 daha da artıyordu. Yani iki kat hızlı olacak işçilerimiz bu şekilde. Bu da başkentimizin üretim ve altın gelirini şeyini oranını artırıyor. Bir tur kargaşa çıkacak. Ve şimdi buluyoruz. Kutsal hakkı keşfetmemize 3 tur kaldı bu arada. İnşallah bizden önce biri bulmaz da İslamiyet bizde doğar. İngiltere'yi Müslüman yapmak gerçekten güzel olur. 4 tane Yahudi devlet var. Oyunda dediğim gibi 12 tane devlet var. 4'ü Yahudi, yani oyunun 3'te 1'ini Yahudi yaptık. 3 tane kişi de İskender, Kiros ve Jules Caesar, Konfüçyüsçü. Öyle bir kamp oluştu orada. Doğuda Cengiz Han ve şey kampı var. Rus kampı. Bu arada ne diyor? İtalya haraç istiyor. He. Al sana haraç. Peki askerlerim harekete geçirmemi öneririm. Askerlerimle harekete geçirmemi öneririm. Serkut yakında onlara yazmış. Bir dakika, bunu not etmem lazım. Onlara yazacaktım. Tamam. Buna şey yaparız. 19. dakikada böyle bir yer. Tamam. Hataları gördüğünüz gibi oynarken bakıyorum. Tas tamam olduğunda Türkçe yamayı piyasaya vereceğim. Eski bir oyun olsa da alıp kullanacak olan isteyen olur. Ki sizden de yorumlarda yazan olmuştu. Abi at Türkçe yamayı bize falan diye. Bürokrasiyi herkes benimsemeye başladı ya. Trend oldu, moda oldu. Güzel bir özellik veriyor çünkü. Başkentin daha da güçlü olmasını sağlıyor. Zaten bürokrasi hani başkenti merkeziyetçi bir otorite ve ona bağlı bölge bölgeler. Yani şu andaki mesela sistem de o şekil ya. Yani baktığınızda mesela her şey Ankara'dan yürütülüyor. Devletin bütün mekanizması. Hani genelkurmay Ankara'da, meclis Ankara'da, bakanlıklar Ankara'da. Yani bürokrasi dediğimiz şey aslında hemen hemen o. Nottingham'da demirhane kuruldu. Güzel. Sen deniz fenerini bul. Bu arada gördüğünüz gibi kilitlendi. Çünkü niye? Kullanamıyor. Yani bir tane daha o özelliği kullanabilse gördüğünüz gibi gelişecek. Zaten kullandırabiliyoruz ama gelişmesin. Böyle daha iyi. Çünkü gittikçe kızgınlık oranı artmaya başlamış. Mutsuzluk oranı daha doğrusu. Şunu kaldırayım. Şehrin şey görünmüyor. Tamam.
Sen geliş hacı. Şunu kullanarak bir geliş. Kolezyumu kuracaksın. Güzel. Hala gelmedi mi göçmen ya? Buraya öneriyor ama. Yani. Orası da olur aslında. Aslında buraya mı kursak? Şurayı kullanması da önemli. O zaman şuraya mı kursak? Vallahi bilemedim ki. Ama şunları kullanması da önemli. Bir dakika, bir dakika. Sen bir şuraya gel de. Şu son şehir biraz dandik olacak gibi görünüyor. Bence buraya kuralım arkadaşlar. Aynen. En mantıklısı bu. Sen buraya gel. Kesinlikle. İnşallah petrol falan çıkar da şuralarda. Kuzeydeki şehir biraz dandik olacak ama maksat orası dolsun. Kalabalık yaratsın. Barbarlardan aldıkları Zapotek şehrini 10'a çıkarmışlar ya. Bizim başkentimiz bile 10 değil. Kutsal hak şey oldu. Keşfedildi şimdi bizim tarafımızdan. Aa, bu tür değilmiş. Adliye diyorsun. Adliyeyi kursan güzel olur aslında. Tapınağı bir tür. Tapınağı bulsan çok daha güzel olur. Bir tapınağı hallet bakalım sen. Sen de tapınak bulsan güzel olur ama bir dakika. Sen bir işçi üretsene hacı. Yapma. Kutsal hakı bulmaya bir tur kala İslamiyet'i başkası buldu. Al işte. O bir tur kargaşa yapmasak şimdi biz bulacaktık. Of. Neyse ya. Denedik arkadaşlar. Her işte bir hayır vardır. Yahudilikle devam edeceğiz o zaman. Maalesef. Denedim yani. Ben elimden geleni yaptım. Acep kim buldu İslamiyet'i? Bu arada İslamiyet'in milattan sonra 1595 yılında bulunması bayağı tuhaf oldu. Evet, kutsal hakkı bulduk. 3 tur diyor. Onu boş ver. Eğitime devam edelim. Eğitim şey yapıyorduk. Bunu yapsak artı bir altın sağlıyor. Gerçekten güzel. Notre Dame Katedrali yani çok bir şey değil. Sistine Şapeli. Tüm şeylere bilmem ne. Yani. Spiral Minaresi daha güzel. Ama ondan önce tahıl ambarı var. Su kemerini bulsak güzel olur ya. Bir su kemerini halletsin şu Londra'da. Sağlık gelsin. Sen kolezyum. Bir kolezyum hallet sen de. Şimdilik şeye gerek yok. Spiral minaresini belki de şeye York'a kurdururuz. Eğitimi en son yarı bıraktığımızda 24 tur vardı. Şimdi 17 tura inmiş. Teknoloji hızımız artmış demek ki. Ya Fransa'nın şehirleri dehşet ya. 12, 13, 15. Gördüğünüz gibi zorluk seviyesinden dolayı biz buralara çıkamıyoruz. Adamlar çıkabiliyor. Biz de yavaş yavaş ama gelmeye başladık ya oralara. Evet. Kutsal hakkı istiyorsun. Tiyatro veriyorsun. Bir dakika. Tiyatro ne kadar? Hacı sen dalga mı geçiyorsun? Affedersin ama. Gerçi elimizde de bir tek kutsal hak var. Bir dakika şimdi. Senle bir anlaşma yapacağız, merak etme. Kutsal hakkı evet. Bizim başkentimiz daha hızlıymış bu konuda. Sen Yahudi tapınağını bul o zaman. Veya... işçi kursu şey yapsan daha iyi. Sen ne yap biliyor musun? Bir işçi daha üret desem. Şöyle şehre bakalım. Spirali bulma bir kere, o tamam. Sen bir işçi daha üret ya. Şehirlerimizi geliştirebilelim. Şöyle bir şey isteyeceğim bu arada. Şimdi hacı. Şuraya geç sen. Veya şuraya geç. Bir yol yap oraya. Sen de buraya kur şehri bakalım. Ne kur? Kütüphane, demirhane var mı? 40 tur. Bir kütüphaneyle başla o zaman. Sen de şuraya gel. Hemen şuraları çıkarma yapmamız lazım. Onu da Londra'dan mı hallederiz? Londra'dan iki tane göçmen çıkarsak çok fazla kasmaz.
Evet. Neden Londra'nın daha hızlı olduğunu çözdüm. Çünkü bürokrasi yüzünden. Bürokrasi başkenti çok hızlandırıyordu ya. Ondan olsa gerek. Fransız gemileri bizde dolaşıyor. Dolaşabilir. Bu turdan sonra kutsal hak için pazarlıklara gireceğim. Biraz ilim fenetikte de ilerleyelim. Gerçi ikinciliğimizi bayağı garantilemiş gibi görünürüz ama Napolyon'la aramız açılıyor. Su kemeri tamamdır. 3 tur diyorsun. 11 turda bunu bulsan daha da makbule geçebilir. Bir dakika, niye bu kadar az bir şey kuruyorsun ki? Niye sadece bu kadar bir şey bulabiliyoruz? Çok saçma değil mi bu? Allah Allah. Çok ilginç. Böyle yapsan daha iyi değil mi? 12 tura çıkıyor. Demin 11 tur diyordun. Ne, şimdi 11 tur diyor. Göçmen için 3 tur. 100 değerinde. O zaman spiral minareyi bulsun bu ya. Ne kurdun ki sen? Deniz feneri kurdun. Tamam. Adliye kursan güzel olur. Sen de bir kolezyum hallet. Bu arada sende kızgınlık var, onu çözeriz. Sen buraya bir yol yap önce. Sen tokmaklı olabiliyormuşsun. Tamam, herkes tokmaklı olsun. Herkes tokmaklı olsun bakalım. Orduda reform yapıyoruz. Paramız kalmadı. Evet, yavaş yavaş gelirimiz azalmış. 23'lerdeydi, şimdi 10'a düşmüş. O zaman bir an önce pazar kurmaya başlayalım bütün şehirlerimizde. Şehir sayımız da şu an çok az. 6 tane şehrimiz var. 8'e çıkaracağız ama ondan sonra yayılmamız lazım. Zaten harita dolmuş durumda yavaş yavaş. Ama bir an önce dediğim gibi İrlanda'yı kaptırmamak için oraya şehir kursak güzel olur. Çok harikalar yöneliyoruz biliyorum ama onlar da bize muazzam avantajlar sağlıyor. Şu anda zaten İrlanda'da bir kurulum yok. Şimdi hacı, senin bana göçmen üretmen daha önemli. Şu aşamada. Göçmeni daha hızlı bulamaz mısın? Kuramaz mısın daha doğrusu? Bulmak değil de. Sen bir şuraya gel. Şuraya bir maden yapalım bakalım. O şehri daha da hızlandıralım. Sen de bu tarafa gel, bir yol yap. Şu dağlardan bir yol yapmak istiyorum. Tokmaklı, sen burada kal. Tamamdır. Eğitime az kaldı. Bu arada teknoloji ticaretine başlayalım. Evet, kutsal akı yine verip tiyatro alabiliriz. Buralardan da bir şey alabiliriz. Sen bir şey vermiyorsun. Kiros. Kiros hiçbir şey vermez. İskender verir ama. Loncalar. Sizin çok gelişmiş hale gelmenizden korkuyoruz. Vay. Bunu duymak güzel. Bismarck. Isabel yüzüme tükürür. Ona konuşmaya bile gerek yok. Loncalar konusunda önde. O zaman kutsal hakkı versek şeye, Mansa Musa'ya. Ama tiyatro için boş olmaz mı? Ya bunu desek bize ne verirsin? Sadece 130 altın mı? Olmaz mı? Demin istiyordun kız. Kız diyorum, pardon, kusura bakmayın da. Oğlum, 130 altın mı veriyorsun buna? İyi, sen bilirsin. Tiyatro dediğin zaten 3 turda bulabileceğimiz bir şey ya. Bize adamımız yaptı, artistiye bak. Kutsal akı bulmak için o kadar uğraştık. Diyor ki 130 altın vereyim. Dilenciye sadaka veriyor sanki. Ben parayla teknoloji satacak adam mıyım? Ve o kadar paraya yani. Hadi yine 5000 altın falan desen. Veya 1000 altın falan. Belki düşünürüz ama. Sen şuraya bir maden bul. Sen şuraya bir yol yap. Evet, böylece Canterbury bağlantısı kuruldu. Şimdi şuraya üzerinden bir bağlantı kurmamız lazım. Şöyle de olabilir, şöyle de olabilir. İki türlü de olur. Şöyle olsa daha güzel olur aslında. Dümdüz bir yol. Civilization 4'te istediğiniz kadar yol kurabiliyorsunuz. Bir maliyeti olmuyor. 5'ten farklı olarak. Onu da söylemiş olayım yeri gelmişken. Bunların da tokmaklısı var. Mali hiç geri kalmamış. Sırada
Sıralamada altta olduğuna bakmayın. Mali teknolojik açıdan gayet iyi durumda. Onun puanının bu kadar düşük olmasının sebebi hiçbir harikayı bulamamış olması falan olsa gerek. Ya bak Cengiz Han, çok eski bir teknoloji istiyorsun. Tamam mı? Ama seninle de aramı bozmak istemiyorum. Moğolistan medeniyetinin yardıma ihtiyacı var dostum Serkut. Umarım bizi ayak uyumlu uğramasın. He, haraç istemiyor. Elbette, tamam. Aramız iyileşsin. Çünkü çok dandik bir teknoloji istiyorsun zaten. Matbaayı bulacak. Bir dakika. Matbaa, matbaa. Matbaada önemli bir şey var mı? İşte matbaanın bize geç gelmesi falan diyordum ya. Şimdi matbaayı erken bulabiliriz. Yani çok da elzem değil aslında ya. 1074 sağlayacak. Matbaa 2000 küsürlerde. Bence bunu yapalım daha iyi. Yaptık gitti. Sen buraya şimdilik bir şey yapma. Şuraya gel. Ve buraya bir yol yap. Güzel. Gördüğünüz gibi kuzey yolu hazırlanıyor. Buradan göçmenimiz çıkıyor. Yine ilk üç sırayı Yahudi devletler paylaşıyor. İtalyan uruları Alman topraklarında gezinmeye devam ediyor. Bu arada 32. dakikaya gelmişiz. Ama şu İrlanda adasını göçmenlerle donatmadan, yani o iki şehrimizi kurmadan kaydı bitirmek istemiyorum. Bir İngiltere'mizi oluşturalım şöyle. Yani Büyük Britanya'mız daha doğrusu. Hacı sende her tur. Yani takvim de eski bir teknoloji. Vermeni istiyor. Yaycı birimlerimiz cevabını bekliyor. Yaycı bir bak 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 bak. Bu tehditkar işte. Yani hacı bak aramız çok iyi. Eyvallah, tamam mı? Ama yani gerçi güçlü bir Cengiz Han doğuda güzel olabilir. Tamam be hacı. O da tamam. Memnun oldu aramız. Güzel. Bari bir altın mı altın bir şey ver. Savaş açtırsak Selahaddin'e. Selahaddin bize sinirli mi? Sinirli. Hacı sen Selahaddin'e savaş aç. Olmaz mı? O zaman Selahaddin'in aranı boz. İlahiyat istiyorsun. Yani yok ya, tamam. Sana daha sonra bakarız. Zaman kaybetmeyelim. Oo, İskender Selahaddin'e savaş açtı. Yunan Arap Savaşı. Arada Kiros var. Mescid-i Haram kurdular. Sen şuraya bir de şey yap. Evet, gördüğünüz gibi artık buradaki madeni de kullanabiliyor. Göçmenimiz çıkacak. Bir dakika, bir dakika. İskender'e bayağı şu ana kadar iki savaş gördük. Biri İran'la İskender arasında, yani Yunanistan arasında, diğeri de Yunanistan'la Arabistan arasında. Yunanistan Orta Doğu'ya takmış durumda. Barbar akınları devam ediyor. Mali topraklarında göçmen üretilmiş. Bir göçmen daha öğretmeni isteyeceğim. Onun haricinde Tokmaklı uğrasak güzel olur ama onu başkentimizden veya başka yerden yapsak daha güzel olur. Siz hacı yavaş yavaş, sen bir su kemerini bul da hastalık falan sağlık gelmesin. Sen tamam mı? Şuraya gel. Şöyle. Sen gemiye bin İrlanda'ya. Bir dakika. Seni de geliştirelim. Sen de gemiye bin. Burada ama şey olabilir. Barbarlar olabilir. Onun için sen göçmenden önce bir tokmakla bulmaya kalksan ne kadar sürüyor? İki tur. Bir tokmakla bul sen. Sen buraya yol yap. Şimdi çıkacağımız İrlanda adasında barbarlar olabilir. Yine bir göçmen kaybetmeyelim. Yanında işçi de var. İşçi de kaybetmeyelim. Tahminimce bir barbar ordusuyla karşılaşacağımızı sanmıyorum ama yine de insan emin olamıyor. Evet, şimdi sen burada kal. Siz güvenli bir bölgeye çıkın. Nereye çıkın biliyor musunuz? Şuraya gelin. Yani barbarların olmadığına emin olduğumuz bir yere gelin ve buraya çıkın. Sen de çık. Birazdan oraya tokmakla bindireceğiz. Sen şuraya gel. Yolu tamamlamaya başla. İşçi sayımızın artması güzel oldu. Daha da arttıracağız.
eğitimi bulmamız az kaldı. Özgürlükçülüğü bulunca Napolyon'a bayağı yaklaşmış olacağız diye düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir teknoloji keşfetmiş olacağız. Bu arada Jules César bana savaş açtı. Jules César'ın benle ne işi var? Evet, gelsin bakalım. Bu bölümü çok güzel bir yerde bitireceğiz. Dur bakalım. Ölüme hazırlan. Jules César savaş açtı. Aramız zaten berbat. Öyle olsun. Tokmaklı ürettik. Tokmaklıyı çok uzun turda bulacaksın. Sen bir göçmen daha keşfet. Savaş anında olsak bile. Gemileri buraya yakın mı? Çok değil. Muhtemelen buradaki işçi botlarımızla uğraşmaya çalışacak. Çıkarma da yapacak proletaryanlarla. Bir dakika, proletaryanlar çıkarma yapacaksa bu kötü. Bu kötü. Sen göçmeni falan boş ver. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. İşte çok güvenirsek böyle olur. Sen Tokmaklı yaycı, tokmaklı üret. Sen tokmaklıyı üret. 4 tur diyorsun. 170. O zaman göçmen üret. Şunu çekip şöyle yapsan da mı aynı şeyi? Allah Allah. Neyse, şu tokmaklıyı güneye gönderelim. 4 tane proteryanla uğraşacağız. Stratejik kaynaklarımız nerede? Burada. Şuraya bir gelsen. Şuradaki göçmenler yalnız kalacak ama sen buraya bir yol yap. Şimdilik burada kalın. Acaba var mı ya? Burada bir risk alacağım arkadaşlar. Yokmuş şu anda. Tamam. Sen şuraya gel, daha sonra şehre sığınırsın. Sen buraya yol yap. Şimdi arkadaşlar, bölümü burada bitireceğim çünkü iki şehri kurmamızı biraz zorlaştıracak bir durum oldu. Normalde o zaman bitirecektim. Gördüğünüz gibi İtalyanlar 4 tane proteryanla çıkarma yapacaklar. Bu çok bizi yıpratacak bir şey değil. Çünkü İtalyanların buraya asker getirmesi uzun sürer. Kayıklar indirip tekrar bir şey bindirene kadar. Bu yüzden avantajlı taraf biziz. Adanın verdiği avantajla. Bizden puan olarak çok geride olmalarına rağmen savaş açtılar. Napolyon'un yardımını isteyebiliriz. Jules César'a savaş aç diyemiyoruz ama. Almanları savaşa çekmeye kalksak, Jules César'a savaş açarım diyor. Felsefe istiyor. İyi istiyor aslında, iyi diyor. Dünya haritasını versen 50 de altın veririm diyor. Oh, her şeyi de veriyor. Hem de dünya haritasını almış olacağız. Bunu yapalım arkadaşlar. Bunu yapalım. İtalya'yı yıpratalım. Bize asker göndermesini engellemiş oluruz. Evet. Bu güzel olur. Böylece Almanya ikinci sıraya geçti. Biz güçlendirmiş olduk Almanya'yı ama Almanya'nın dünya haritasını da aldık. Gördüğünüz gibi Bismarck Jules César'a savaş açtı. Ve şu anda Jules César'ın da topraklarını görebiliyoruz. Evet, bu dünya haritası ticareti güzel oldu. Biz ona bir şey vermedik. Yani harita şeyinde anlamında, ama o bize verdi. Kendi haritasını paylaştı. Jules César buraya bile kurmuş. Bu arada şuradaki barbar şeylerini ele geçirebiliriz. Çerkesya ve Aynu. Şurada da var. Evet, burada da barbar şeyleri var. Buraları geçirmek güzel olabilir. İrlanda'da barbar yok tahminimce. Onun için burada rahat olabiliriz. Ordusal olarak Proteryanları yok edebiliriz. Buradan da üretiyoruz. Buradan da üretiyoruz. İki tane tokmaklı halledecektir. 125 diyor. Biraz parasal bir sıkıntımız var. Şurayı tokmaklı yapsak güzel olur aslında. Jules César'a savaş açar mısın? Keşke zamanında verseydik kutsal doğruyu. Senden para istesem ama.
Jules Caesar'a savaş aç desem açarım diyordu ama ya açman senin çok bir şey yapmaz. Almanya yeter de bize. Bize para verecek birine ihtiyacımız var. Yunanistan olmaz. Neyse tamam. Çok fazla zorlamayalım. Evet. Gelmişiz 40 dakikaya zaten. Bir dahaki bölümde arkadaşlar olası bir Jules Caesar çıkarması tehdidiyle karşı karşıyayız. Bunu önleyeceğiz. Muhtemelen buraya çıkarma yapacak. Çünkü direkt Hastings'i almaya çalışacak. Biz de tokmaklımızla buraya geleceğiz. Hatta bu tokmaklıyı da oraya çekebiliriz. Hatta çekelim mi? Şöyle bir tur ilerletelim bakalım. Şehirde çok bir değişme olmuyor. O zaman bunu da buraya çekelim. Çünkü dördünü birden çıkarırsa, buraya saldırırsa kötü olur. Başkentimizde herhangi bir oynama yapmayalım. Onun haricinde buradaki tokmakla çıkınca da buraya destek vereceğiz. Ama Hastings'i kaybeder miyiz bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. Keşke buraya tokmaklı götürmeseydik ama nereden bilelim savaş açılacağını. Evet. Daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. Bir dahaki bölümde İtalyan Savaşı ile beraber devam edeceğiz. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın bu videoyu. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.